2024 yılında SpaceX, hani şu Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi. Pardon. Efendim? Oh, hello. Who am I speaking with? So, this is Sarah. Are you serious? Are you Elon Musk? Really? Okay, I'll find my number. Even if that phone is not connected to network. So you have methodologies, right? Okay, I'm not much thinking about it. Yes, how can I help you, sir? Ah, really? You're inviting me that the 2024 space Starship launch, right? Wow, wow. Very early invite, but okay, I'm very happy with it, so but I will think about it. Okay, please drop me an email, then I will turn back to you. Thank you, thank you. Bye, have a great day. Adamın adını andık, aradı ya. Enteresan. Evet, Mars'a gönderilmek için SpaceX'in yapacağı bu iş Ay'a insan gönderilmesinden tam 55 yıl sonra gerçekleştiriliyor. Gerçi Ay'a yapılan bu seyahatte çok kısa bir süre gitmişti astronotlar Ay'a ve orada sadece bir süre kalıp geri dönmüşlerdi. Fakat SpaceX'in yapacağı bu Mars yolculuğunda astronotların 5 ay kadar, ilk gittiklerinde 5 ay kadar orada kalması planlanıyor. Öncelikle bu Mars'a gönderilecek olan teknolojiden biraz bahsedelim. Bu cihazın adı BFR, yani Big Falcon Rocket. Yani Falcon roketlerin en büyüğü gibi düşünebilirsiniz. Bu roketin uzunluğu yaklaşık 100 metre olacak. Ayrıca yaklaşık 150 ton kadar faydalı yük taşıyabilecek. Bu gönderilen Starship'in boyutu daha önce gönderilen Saturn 5'ten birazcık daha büyük. Bu BFR'ın yükleme bölümü ise bir Airbus A380'in iç kapasitesi kadar, yani bayağı büyük. Şimdi fotoğrafını koyarım zaten. Çok ciddi bir roketten, çok büyük bir roketten bahsediyoruz burada. Kargo bölümü olmayan, yani insanların içinde yaşayabileceği basınçlı, hani atmosferi taklit eden bir yer olan basınçlı bölümde ise 825 metrekare. Yani o kadar geniş bir alanda orası var. 825 metrekareye, yani evlerinizden kıyasladığınız zaman, bu uzay filmlerinde gördüğünüz hani dolaşıyorlar insanlar, içeride kapılar açılıp kapanıyor falan. Bayağı büyük, neredeyse bir dönüme yakın, hani biz öyle anlarız, 1000 metrekare bir alan, bayağı büyük bir yaşam alanı var. Astronotlar orada yaşayacaklar, yiyecekler, içecekler, sporlarını yapacaklar. Çünkü uzun bir yol, Mars'a gitmek bayağı vakit alacak. BFR bu kadar büyük olmasına rağmen SpaceX'in yaptığı roketlerin dışında NASA'nın yaptığı bütün roketlerden daha maliyetsiz olacak. Bunun sebebi ise tekrar kullanılabilir olması. Yani BFR Mars'a gidip oradan aşağıya, biliyorsunuz, o sadece atmosferin dışına çıkartıp bir yerden sonra da onun ucundaki kapsül kendisi tekrar uzayda yol almaya başlıyor. Geri dünyaya döndüğünde dikey bir şekilde inebiliyor ve tekrar kullanılabiliyor. O yüzden bunun maliyeti bugüne kadar üretilen en büyük roket olmasına kadar diğer büyük roketlerin hepsinden çok çok daha düşük olacak. Elon Musk, bir daha çalma, tamam da her aradığımda dur. Elon Musk her seferinde tekrar hani normalde uzaya bir füze gönderirsiniz ve geri döndüğünde çakılır, parçalanır, gider, tek kullanımlıktır o hani taşıyan füzeler, alt kısmın ön kapsülü değil fakat alt kısım, füzenin olduğu olan kısım. Bu arada bu BFR'da 31 tane motor var tam. Bunlar çok maliyetli ve tekrar kullanılamadığı için çok ciddi maliyet yükü oluşturuyor. BFR'ın bu özelliği sayesinde BFR çeşitli başka görevlerde kullanılabilecek. Mesela dünyadaki 10-12 saat süren, daha fazla 15-16 saat kıtalar arası süren uçuşları bir saate düşürebilecek. Yani biz faniler için de faydaları olabilir bunun. Tabii yine o biletler de pahalı olur ama uzaya gitmek gibi değil. Tabii neticede burada birazcık bir iş adamı, biraz da paranız olduğu zaman dünyada da bu roketi kullanabileceksiniz. Hani binip, çünkü 825 metrekare gibi insanların yaşayabileceği büyük bir alan var ve dünya üzerinde de ticari uçuşlarda kullanılacak. Ayrıca Ay'a üs kurma gibi amaçlarla da, mesela uzayda bir tane teleskop oluşturulacak diyelim. Çünkü o teleskop, mesela Hubble uzay teleskobu var, bilirsiniz. Onun gibi başka teleskoplar da planlanıyor ama çok büyük parçalar. Bunları böyle bir sürü, birkaç kere roketle indirip çıkarmak gerekiyor. Fakat Big Falcon rokette bu bir kere de çıkacak. Bu arada bu Big Falcon roketin bir diğer adı da Starship. Hani bilim kurgu ayağınıza geldi. Gerçekten böyle hayali isimler de, güzel isimler de koyuyorlar. İlk astronotlar Mars'a varmadan önce, yani ilk insanla uçuştan önce Mars'ta bazı hazırlıklar yapılması gerekiyor.
Bu hazırlıklar işte için öncesinde 2022 yılında Mars'a bir insansız uçuş planlanıyor. Bu insansız uçuşla birlikte Mars'a gidecek olan cihazlarda bir madencilik sistemi gönderilecek. Bu madencilik sistemi Mars'a kurulacak istasyonun ilk ve en kritik parçalarından bir tanesi olacak. Bu istasyon Mars'taki su ve karbondioksit kaynaklarını işleyecek. Bu sistem Sabatier yöntemi kullanılarak oksijen ve metan üretecek. Bu da astronotları tekrar Dünya'ya geri döndürebilmek için yakıt üretebilmek anlamına geliyor. Eğer bu temel işlemleri yapabilecek olan istasyon düzgün çalışır ise SpaceX ilk insanları 2024 yılında gönderecek. Astronotlarsa ilk Mars'a indiklerinde yapacakları şey bir istasyon kurmak olacak. Bu istasyonun şu anda uluslararası uzay istasyonu var, yörüngede dolaşan. Ona benzeyeceği söyleniyor. Yani parça parça olacak. Bir parça kapsül kapsül yeni gelen bir şeyler oraya eklenebilip genişleyebilecek bir sistem olacak. Ama Mars'taki atmosfer ve radyasyonun istasyona zarar vereceği düşünülüyor. Dolayısıyla yerin altında yapılmasıyla alakalı fikirler de var. Büyük ihtimalle Elon Musk bunun yerin altına yapılmasını isteyecek. Diğer bir sorun da astronotların ne yiyeceği tabii ki. Mars'a ilk gidilen seferde astronotlar orada bir yemek yetiştirme amacı gütmeyecekler. Yanlarında yaklaşık 2 yıl yetecek kadar yiyecek götürecekler. Her ne kadar orada kalış 5 ay 6 ay olarak planlansa da astronotlar 1-2 aydan 2 yıla kadar bu seyahatte Mars'ta kalabilecek şekilde donanımlı olacaklar. Gittikleri zaman Mars'ta ise bitki yetiştirmekle alakalı bazı çalışmalarda, deneylerde bulunacaklar. Ama orada bir yani bitki yetiştirme, buna göre bir sistem kurma gibi bir çalışma olmayacak ilk gittikleri vakit. Mars üzerinde bir yerden bir yere gidebilmek için astronotların bir araca ihtiyacı olacak. Bu aracı Elon Musk üretmedi. SpaceX'in üretildiği bir araç değil bu. NASA'nın ürettiği farklı bir araç kullanacaklar. Bu aracın adı da Uzay Kaşifi. Uzay Kaşifi ile birlikte bu herhangi bir yöne bu araç yaklaşık 200 km kadar gidebiliyor ve yaklaşık 72 saat kadar oksijen kaynağı sağlayabiliyor ve içerisinde 4 kişi seyahat edebiliyor. Yani 4 kişiye 72 saat yetecek kadar bir oksijen kaynağı üretebiliyor bu araç. Evet, doğru söyledim. Tabii şimdi böyle anlatınca bayağı bir sürü şey anlattım. Bunların hepsi daha çözülmemiş. Nasıl gidecek? Bu hedef 2024 yılına kadar çözülmesi gereken birçok mühendislik zorluğu var tabii ki, ama ben bunların üstesinden gelineceğini düşünüyorum. Mars'ta koloni kurma fikri size nasıl geliyor? Hadi yorumlarda paylaşın, benimle birlikte değerlendirelim. Dünyanın suyu mu çıktı ki Mars'a gidiyoruz, ya da neden böyle insanlar Mars'a yatırım yapıyor, Elon Musk niye böyle bir çılgınlık yapıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bunun birden fazla sebebi var. Bu videoda bunlara girmeyeceğim ama dünyadaki yaşam bitmesi veya oradaki şartlarda yaşamın sağlanacak noktaya gelmesi, buradaki teknolojinin gelişmesi, dünyada da böyle mesela atıyorum bir güneş patlaması olur, bir şey olur, dünyadaki elektrikler gider, atmosferde bir bozulma olur. Zor şartlarda insanların da dünyada yaşamasına vesile olabilecek keşifler yapılmasını sağlayabilir. Hiç Mars'a gidilmese bile bununla alakalı çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videolar bu kanalda görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoyu sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.